Akıllı kadın kocasını kral yapar, kendisi de kraliçe olur. Akılsız kadın da kocasını köle yapar, kendisi de kölenin hanımı olur. Kendini, şahsiyetini geliştirmek isteyen hanımefendilerin bir türlü gelişim dünyasına adım atamamaları, eşlerinin bu konulara soğuk davranması, mani olması, eşlerinden korktuğundan dolayı seminerlere katılamaması hanımefendilerin. Konumuz bu değerli arkadaşlar. Genellikle şöyle bir bakın. Evli hanımefendiler şöyle bir düşünceleri var. Ben kendimi geliştirmek için seminere gidersem veya şu eğitime katılırsam veya dışarıdan üniversite okursam o zaman eşim buna müsaade etmez. Veya eşim beni iğneler, bana rahat vermez, beni aşağılar. Sürekli içinde dönen, durmayan bir ses, iç sese odaklanan hanımefendi, bu sese odaklandığından dolayı, bu şekilde düşündüğünden dolayı gereksiz korku, kaygı oluşuyor ve bir türlü kendini, şahsiyetini geliştirmek için adım atamıyor. Genellikle sorun bu. Belki bu videoyu izlerken aklınıza birden şu da gelebilir. Ya hocam ama bu gerçekten böyle. Yani sadece içimizdeki ses bunu söylemiyor. Yani bu korkunun gerçek tarafı da var. Eşim gerçekten benim gelişmemi istemiyor ve ben de ondan dolayı artık bıraktım programlara, seminerlere veya eğitimlere katılmıyorum. Veya dışarıdan üniversite okuyacaktım, başlamadım bile diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, şimdi bunların bazı sebepleri var. Hanımefendiler satın alıp giydiklerinde bunu göstermek isterler. Ama kime gösterirler? En çok sevdiğine gösterirler, değil mi? En yakını kimdir? En yakını o anda kim vardır? Ablasıysa ablası, eşiyse eşine gösterir. O güzel elbiseyi gösterip onaylanma ihtiyacı vardır. Herkesin, hanımefendilerin biraz daha fazla onaylanma ihtiyacı vardır. Şimdi, hanımefendi bir kitap okuduğu zaman bir şeyi öğrenmiştir. Bunu hemen paylaşmak ister. Hemen göstermek ister. Aldığı bir eğitimde öğrendiği tekniği ne yapmak ister? Hemen göstermek ister eşine. Onaylanmayı beklerken adam hiç beklenmedik tepki verir. Yani sen o kursa gittiğinde başın göğe mi değdi? Başımıza psikolog oldun çıktın gibi birçok iğneleme cümleleriyle karşılaşır ve sonra hayal kırıklığına uğrar, kendini kapatır, üzülür. Ve bu alana tekrar girmek istemez. Kendini geliştirmek için çaba göstermek istemez. Niye? Çünkü eşi ona tepki vermiştir. Gereksiz ve ölçüsüz bir tepki vermiştir. Değerli arkadaşlar, peki neden oluyor bu? Neden eşler, beyefendiler, neden eşlerinin gelişmesini istemiyorlar? Sen böyle kal, ben seni böyle kabul ettim diyorlar. Değerli arkadaşlar, bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Erkek beyni farklı çalışır. Kadın beyni erkekten farklı çalışır. Yani ikisinin beyni farklı çalışır. Erkek evinde, yuvasında kendine rakip çıkılmasını istemez. Yarışa girmek istemez. Ben senden daha akıllıyım. Ben biliyorum ama sen bilmiyorsun. Bak ben okudum, üniversiteyi bitirdim ama sen okumadın. Sen köylüsün gibi cümleler kesinlikle duymak istemez erkekler. Ondan dolayı devamlı kendini bir üstte görmek ister. Bir üstte, bir adım önde. Senin daha fazla bilmeni istemez. Kendisi daha bilgili,
daha tecrübeli, daha akıllı, bu şekilde bilinçaltında öğretilmiş, çocukluğundan beri sürekli ona telkin edilmiş kalıpları vardır. Ondan dolayı sen bir şey öğrendin, kitap okudun, kendini geliştirdin, seminere katıldın, bir teknik öğrendin, problemi çözdün, ona da gösterdin. Ona gösterdin, dedi ki bak bende bu teknik var. O zaman kendini aşağılanmış hisseder. Yetersiz hisseder. Ezilmiş hisseder. Komplekse girer. Değerli arkadaşlar. Ondan dolayı kendini geliştiren, ben hanımefendileri takip ediyorum, görüyorum. Onlarla eşlerinin arasındaki ilişkiler nasıldır? Hangi yöntemi uyguluyorlar? Bir kere güzel bir elbise aldığında eşine gösterebilir. Bak ben bunu aldım, çok güzel de. Ama öğrendiği bir tekniği, yöntemi veya aldığı bir eğitimi, diplomasını onun önüne getirip göstermez. Tamam mı? Göstermez. Niye? Çünkü adam kendini yetersiz hissedecek. Yetersiz hissedip sonra kadını iğneleyeceğini bildiği için bildiklerini ona yansıtmaz. Tamam mı? Sen daha iyi biliyorsun. Sen evimizin reisisin. Sen her zaman iyisin diyerek çaktırmadan onu yağlayarak, ballayarak onu terapi eder ve işine devam eder. Kendini geliştirir. Tabii kendisi de pişince, öğrendikleri teknikleri hayata yansıtmaya başlayınca yavaş yavaş eşi de bundan memnun olur, mutlu olur. Ya sen ne güzel şeyler öğrenmişsin, hayatımız güzelleşti, ailemizde huzur çoğaldı gibi yavaş yavaş adam bunu fark eder ve yavaş yavaş da iltifat etmeye başlar. Eğer adam iltifat etmeye başladığı zaman ondan sonra artık size baskı yapmayı bırakır. Ondan sonra kendinizi rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Hatta beyefendi eşinizle der ki ya sen ne öğrendiysen ben de öğrenmek istiyorum. Gel beraber o kursa gidelim, o kitabı okuyalım veya o üniversiteye, o fakülteye kaydımızı yaptıralım ve beraber adım atalım der. Ama eğer siz akıllıca davranırsanız, baştan akıllıca ona hava atarcasına öğrendiğinizi göstermediğiniz zaman bunu yapar. Yani adama yetersizlik sendromu yaşatmadığınız zaman bunu yapar değerli hanımefendiler. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin bir sözü var. Akıllı kadın kocasını kral yapar, kendisi de kraliçe olur. Akılsız kadın da kocasını köle yapar, kendisi de kölenin hanımı olur. Dolayısıyla hanımefendiler sizin elinizde. Her şey sizin elinizde. Siz korkuyorsanız, kaygılıysanız, adım atamam diyorsanız, ben yapamam kocamdan gizli hep kendimi geliştirmek zorunda kaldım bu zamana kadar diyorsanız, hala çözemediyseniz bu durumu, o zaman ne yapabilirsiniz? Bu videoyu tekrar izleyin. Veya aklınıza takılan bir soru oluyorsa, siz de adım atmak istiyorsunuz ama bir türlü yapamıyorsanız, o zaman bize bir başvuru gönderin. Hemen videonun altında link var. Üzerine tıklayın değerli arkadaşlar. Formu doldurun. Formu doldurduktan sonra benimle randevu yaparsınız. Ben size o randevuda nasıl hareket edeceğinizi adım adım anlatırım. Değerli arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.